dünyanın en mutlu insanı, lakabı, ünvanı nasıl bir şey? Aslında mutlu geliyoruz, mutsuzluğu öğreniyoruz, başarısızlığı öğreniyoruz, korkuyu öğreniyoruz. O zaman korkuyu, mutsuzluğu, başarısızlığı, buna benzer şeyleri öğreniyorsak demek ki mutluluğu da öğrenebiliriz. Gençlerin düşünebilen, hayal kurabilen, üretebilen, gelecekle alakalı Walt Disney modeli diyebiliriz belki buna. Yani uçuk saçık kaçık olabilir belki ama kayda değer, tersine mentörlüğün başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Aşırı mutluluk mu, aşırı mutsuzluk mu? Coğrafyadan girdik ya, coğrafya kaderimiz derken şu. Sadece güzel bir eserin estetik olarak altın oran dediniz, nasıl olabileceğini hayal ettiği için inanılmaz bir resim çiziyor ve çok şaşırıyorlar ve bir Türk, Ankaralı bir Türk. Sevgili Erkan Bey, çok ilginç. Dünyanın en mutlu insanı. Vallahi bu, çok iyiyiz, her zaman şükür bugünümüze diyoruz. Bu acayip acayip bir ünvan. Çok teşekkür ediyorum. Neden acayip diyorum? Dünyanın en mutlu insanı. Maşallah. Allah nazarlardan korusun. Dünyanın en mutlu insanı olmak nasıl bir şey? Yayına girmeden önce böyle başlayalım. Dünyanın en mutlu insanı lakabı. Ünvanı nasıl bir şey? Yani bunun biraz hikayesi kuvvetli, uzun bir hikaye ama bizi bilenler bilir. Çok kısa bir şekilde söyleyeyim. 35 yaşından önceki yaşamsal tercihlerimin beni mutsuz ettiğini anlamaya başladığımda gerçekte olan, olmasını istediğim Erkan Demir, zaten insan mühendisi de oradan geliyor. Hani çok özür dileyerek söylüyorum, bir akıllıya 40 sefer deli demişler, deli olmuşsa bir deliye 40 sefer akıl dersek akıllı olur mu? Çok mutsuz olduğum dönemlerde, eğer mutluyum dediğimde, dünyanın en mutlu insanıyım dediğimde acaba mutlu olabilecek miyim demiştim. Ve bu tabii o zamanlar NLP'de koçluk eğitimleri almadan yaradandan gelen bir söylemdi. Yani iç dünyamda duyduğum bir sesti. Aynanın karşısına geçtim. Ayna söyle bana, dünyanın en mutlu insanı kim dedim. O da dedi ki sen değilsin dedi. Sen değilsin dedi. Vay canına. Ben dedim ki yani tamamıyla hikayelerde olduğu gibi hayır dedim. Dünyanın en mutlu insanı ben olacağım. Ve bu bir paradigmaydı aslında, işin esprisi bir tarafa. Benim omuz üstünde taşıdığım biyolojik bilgisayar ve bu dünyadan, bu küreden gördüğüm, hissettiğim, duyduğum, yaşadığım kendi dünyamdan bahsediyorum. Ama insanlar tabii bunu bütün evrenden daha mutlu bir insan gibi algıladı. Olsun, hani paradigma olduğu için insanlara bunu uyandıralım dedik. 10 yıl önce ben bunu söylediğimde herkes benimle dalga geçti. Ailem dahil olmak üzere. Ben de söylemiştim, 10 yıl sonra göreceksiniz mutluluk anlatılmaya başlanacak. Ve tabii şu an sizin de sorduğunuz gibi ne demek olduğunu açıklamak zorunda kalıyoruz. Vay canına, ne demek mutluluk? Oradan başlayalım. Zaten soracağım, bakın mutluluk bilimi, toplum 5.0, insan mühendisi, yaşam. Peki mutluluk ne demek? Ondan sonra da sözü tamamen size bırakacağım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir tercihtir. Mutluluk bir tercihtir. Mutluluk bir şükür sebebidir. Yani sabahleyin gözlerimi açabiliyorsam, akşam uyuyabiliyorsam, yani yarı ölüm, yarı uyanık halimde tekrar dünyaya gelebiliyorsam, bu bir şükür sebebi, bu bir mutluluktur. Mutluluk hazla ya da zevkten karıştırılmaması gerekiyor. Mutluluk kişinin kendisine verdiği bir saygıdır aslında. Kendisine kattığı bir değerdir aslında. Çünkü insan dünyaya gelirken hangi şartlarda olursa olsun, yani bir kolu da eksik olsa, benim gibi iki kulağı ağır işiten bir insan da olsa, mesela sol kulağım %95 duymuyor, sağ kulağım da %45 duymuyor. 7 yaşında geçirmiş olduğum bir kızamık ateşinden kaynaklı. Fakat ben bunu dert etmeyip var olan kaynaklarla nasıl sorusuna odaklanarak nasıl daha iyisini yapabilir mi? Ve şu an Türkiye'de hatırı sayılır bir çevre ve iletişim anlamında, eğitim anlamında hizmetler veriyoruz. Yani o bir özür olarak ya da engel olarak değil de mutluluk sebebi yapabiliyor. Nasıl mutluluk sebebi yapabiliyor? Kulağımın
ağır işitmesi görebilme yeteneğimi daha çok kuvvetlendirdi. Daha öngörü, daha ileriyi görebilen, daha dikkatli resimlerde biliyorsunuz insanlar dünyaya ilk geldiklerinde renklere, resimlere tepki veriyorlardı. O zaman konuşmak falan yoktu tabii. Bu kadar lisan, dilde, lehçe de yoktu. Sonra işitmek kavramı gelişmeye başladı. Aslında özümüzde görmek vardı. Görebiliyorsan mutlusun. Ve mutluluğun tarifi ya da tanımı ne dersiniz? Beni güdüleyen, motive eden, düştüğüm zaman ayağa kalkmamı sağlayan, engellerle mücadele etmemi sağlayan ve kendimden buluşmamı sağlayan müthiş bir yakıttır diyebilirim. Evet, mutluluk bilimini sizden dinleyelim. Sonra da yani diğerleri toplum 5.0 insan mühendisliği ne demek? Bunları sizden dinleriz yavaş yavaş. Ben sözü size bırakayım. Siz anlatın bakalım. Mutluluk bilimini anlatın bize. Hani diyor ya Nevzen Tevfik. Çok severim ben onun. Mutluluğun resmini çizer misin bana abidin? Bana mutluluğun resmini çiz abidin diyor. Evet, siz bize biraz mutluluğun resmini, mutluluk bilimini çizin bakalım, anlatın bakalım sevgili Erkan Ben de Bey. çok severim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu yayında sevenlerinizle ve sevenlerimizle buluşma fırsatı sağladığınız için öncelikle çok Ben teşekkür teşekkür, biz ederim. teşekkür ederiz. O onun bize ait güzel insan. Neyden Tevfik zaten bizim için de çok sevdiğimiz insanlardan birisidir. Mutluluğun resmi çizilebilir mi? Mutluluğun notası var mı? Mutluluğun bir müziği var mı? Mutluluğun bir yemek tarifi var mı? Bir Mutluluğun şifresi yani var mı? Müthiş. birçok şeyi vardır aslında. Aslında doğumla başlayan, doğum sancısı diye adlandırılan ama doğum mucizesi diye adlandırdığımız bir süreçte başlıyor mutluluk. Hani doğarken ağlamışım diyorlar ya, aslında doğarken ağlamıyoruz biz. Doğarken sesimiz çıkmıyor ve ciğerimizden oksijen gidebilsin diye popomuza bir tane şaplatıyorlar ve kuvvetli bir ağlamayla ciğerimizi açıyoruz ve dünyaya merhaba diyoruz aslında. Aslında mutlu geliyoruz, mutsuzluğu öğreniyoruz, başarısızlığı öğreniyoruz, korkuyu öğreniyoruz. O zaman korkuyu, mutsuzluğu, başarısızlığı buna benzer şeyleri öğreniyorsak demek ki mutluluğu da öğrenebiliriz. Mutluluk bilimi özellikle Türkiye'de, dünyada 1950'li yıllarda global ya da uluslararası ülkelerin, dünyaya hükmetmeye çalışan ülkelerin arzu çağını başlatmasıyla oluştu aslında. Neden arzu çağını başlatmasıyla oluştu? İnsanları tüketim alışkanlığına yönelten, üretimden geri koyan, sadece tüketen bir toplum yaratırlarken bu silah önce kendilerine vurdu. Üretim olmadan tüketim bir yere kadar. Diyoruz hazıra dağ dayanmaz derler ya Türkçe'de. Hazıra dağ dayanmaz bir şekilde tüketiliyor. Sonra Harvard Üniversitesi gibi buna benzer dünyada isim yapmış üniversitelerde koçluk kavramı ve buna benzer kavramlar üzerinden yani sosyoloji, psikoloji birçok bilim dalından, davranış bilimlerinden beslenerek ortaya çıkartılan bir bilim. Mutluluk bilimi pozitif psikoloji bilimi dediğimiz bilimdir aslında. Pozitif psikoloji bilimini geleneksel psikolojiden, geleneksel bilimden farkı ne? Şimdi geleneksel bilimlerde, psikoloji biliminde bunu parantez içerisinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Psikolojiyi yadırgamak, eleştirmek anlamında söylemiyorum. O bilimin gerekliliği o şekilde olduğu için izahatıma başlayacağım. Geleneksel psikolojide şu vardır. İnsanları eksiden alıp var olması gereken eski seviyesine yani sıfır seviyesine getirir. İyileştirme yolu, seans yollarıyla, terapi yollarıyla bunlar yapılır. Eğer olmuyorsa antidepresan dediğimiz ilaçlarla bu destekler sağlanmaya çalışıyor. Fakat pozitif psikoloji biliminde bizi eksiden sıfır seviyesine getirdikten sonra bulunduğumuz konumdan varmak istediğimiz konuma yani artı seviyesine çıkartan bir psikoloji. Ve geleneksel psikolojiden biraz daha farklarımız var. Nelerdir diye soracak olursak şayet geleneksel psikolojide neden ve niçin soruları çok önemlidir. Yani temele inmekte nerede bir hasar oluştu, nerede depresyon oluştu, nerede problem oluştu. Genelde problemle ilgilenir. Ama pozitif psikoloji bilimi
problemden ziyade nasıl sorusuna odaklandığı için çözüm odaklı bir sürece girer. Mesela yapılan araştırmalarda beynimizin ön lobu neden ya da niçin sorusu sorulduğunda hemen arşivde, hani o 85 milyar nöron diyoruz ya, sinir uçlarından bahsediyoruz. Hafızamızda şunu sorguluyor. Bir problem var, hele bunu bir otokratik, reaktif birisi sorduysa, otorite sahibi birisi sorduysa direkt problem aramaya başlıyor ve beyin problem üretmeye başlıyor. Neden benim başıma geldi? Neden hep böyle oluyor? Neden ben sürekli hasta oluyorum? Neden ben başarısızım? Neden şöyle, neden böyle? Ya da niçin böyle oldu? Nasıl dediğimizde yine yapılan araştırmalarda yine beynin ön lobu devreye giriyor ve çözüm arıyor. Arabayı çarptım, nasıl arabayı kaldırabilirim? Evet, benim başıma bu geldi ya da bu sonuçlara razıyım ya da razı değilim. Bu sonuçların daha nasıl iyi sonuçlar getirebilirim? Pozitif psikoloji bilimi insanın en iyi potansiyelini, kişinin kendisinin altın oranını, gizli saklı kalmış hazinelerini, kaynaklarını ortaya çıkartmak için kullanılır. Yani bizler de problemi olan insanlar geliyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Hayır, problemi olan insanlardan ziyade bir yerde başarılı kariyeri vardır, öğretmendir. Gelişen agile dediğimiz çeviklik, özellikle günümüzden bahsediyorum. Çevik dünya, çevik şirketler, çevik insanlar, çevik dönüşümden, yani esnemezsen kırılırsın dediğimiz döneme girdiğinde acaba bu yeni dijital döneme, yeni yapay zeka ile yönetilen, robotik kodlama ile yönetilen, metaverse dedikleri sistemde ben mesleğimde nasıl kalıcı ya da daha ileriye gidebilirim? Misal, bu bir örnek. Ya da bir şirket CEO'su bulunduğu konumdan çok memnundur ama daha güzel şeyler yapmak istiyordur. Bugüne kadar yaptıkları artık onun 12 hedefini bulmasını sağlamıştır ama yeni hedefler, yeni 12'ler, yeni bir vizyon arayışına girer. Yine mutluluk bilimi ya da pozitif psikoloji bilimi dediğimiz profesyonellerden destek almaya başlar. Devam edeyim mi? Tabii tabii, siz anlatın. Ben çünkü bilmediğim bir şey konuşuyoruz. Siz anlatın. Evet. Şimdi mutluluk bilimi özellikle günümüzde Almanya'da çıkan Endüstri 4.0'dan sonra Almanya'da ortaya atılan Endüstri Devrimi, işte yapay zeka ile akıllı teknolojinin geldiği dönemde daha da revaçlı olmaya başladı. Daha ön plana çıkmaya başladı. Neden? Arkasından Japonya toplum 5.0 diye bir kavram attı. Çok yakın bir tarihlerde. Toplum 5.0'daki kasıt şu. Evet, akıllı teknoloji ama akıllı teknolojiyi kullanan, üreten, yönetebilen akıllı toplum. Bunun peşinden eğitim 5.0, buna benzer birçok 4.0'lar, 5.0'lar. O 5.0 dediğiniz nedir peki? Nasıl? O 5.0 nedir? Toplum 5.0 mı? Aha. Toplum 5.0 akıllı toplum. Yani Endüstri 4.0 akıllı teknoloji, toplum 5.0 da akıllı toplum. Yani hayal gücü kuvvetli. Özellikle eskiden biliyorsunuz dünyada ne aranırdı? İşte vasıflı insan, eğitimli insan, diploması olandan ziyade işte hayat tecrübesi olan ya da 10 yıllık, 20 yıllık tecrübesi olan insanlar. Fakat toplum 5.0'da aranan nitelik şu. Zaten akıllı teknoloji üretiyorken bu akıllı teknolojiyle birlikte hayal dünyası kuvvetli, vizyon sahibi, akıllı teknolojiyi kullanabilen, üretilen teknolojiyi kullanabilen ve daha iyi sonuçlar çıkartması beklenen toplum. Yani akıllı toplum diyebiliriz buna. Evet. İşte akıllı toplumla birlikte insanların aşırı dijitalle sarmaş dolaş olması, haşır neşir olması sanki insanları geriye atan, işte humanoidler, buna benzer işte yarı insan, yarı robot sistemleri, insanlarda bir özellikle pandemi döneminde bu son kapanmalarda bayağı büyük bir telaşa sebebiyet verdi. Huzursuzluklara sebebiyet verdi. Bundan 5 yıl önce, 6 yıl önce, belki 7 yıl önce şu cümleyi kullanmıştık aslında biz. Bugünün 10 yaşındaki, 6 yaşındaki ya da 12-15 yaşındaki gençler, çocukları 3 sene sonra, 5 sene sonra isimlerini duymadıkları mesleklerle karşılaşacaklar. Aslında bu fütürizm dediğimiz ya da değişik meslek kollarının
sinyalleri yıllar öncesinden verilmişti. Biz 10 yıldır bunun üzerinde özellikle uzaktan eğitimde, dijital platformlarda, altyapılarda çalışmaya başlamıştık. Bugünün geleceğini biliyorduk. Lakin bugünün geleceğini bir pandemiyle değil de teknolojinin ilerlemesinden kaynaklı düşünürken tabii pandemide bunu biz daha hızlı bir şekilde hayatımıza aldık. Sonuç olarak şu, Endüstri 4.0'ın yani akıllı teknolojinin getirdiği insanlardaki kaygıyı azaltmak, tam tersine genç nüfusu, biliyorsunuz genç nüfus çok akıllı, çok ileri dünya, yani nasıl söyleyeyim, özellikle teknolojiyle çok haşır neşir ama ebeveynleri tarafından ya da yetiştiricileri ya da eğitmenleri tarafından zaman kaybı olarak algılanan bir dönemde imdadımıza toplum 5.0 yetişti. Gençlerin düşünebilen, hayal kurabilen, üretebilen, gelecekle alakalı Walt Disney modeli diyebiliriz belki buna. Yani uçuk saçık kaçık olabilir belki ama kayda değer. Tersine mentörlüğün başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi tersine mentörlük de ayrı bir kavram. Dinleyiciler belki ilk defa duyabilecekleri bir kavram. Tersine mentörlük de şu. Mesela atıyorum X1 hava savunma sanayisinde yüksek mühendislerin olduğu 20 yıllık, 30 yıllık tecrübesi olan bir yüksek mühendisin olduğu yerde yeni mezun bir mühendisin ne yapıyor? Hani bizim Türk toplumunda bir laf vardır. Çayda dem, askerlikte kıdem. Yani iş yerlerinde özellikle iş tecrübesi aranmaya başlıyordu. Ve insan kaynaklarında, işe alımlarda, mülakatlarda kaç yıllık tecrüben var diye soruluyordu. E tamam da siz bu insana fırsat vermediniz ki çalışmasına, bir ne yapabildiğini görebilseniz bu tecrübeyi sormayacaksınız. Yani tecrübenin yaşla alakalı, yıllarla alakalı olmadığını, tecrübenin tamamıyla bilgiyi kullanabilme becerisiyle alakası olduğu. O yüzden günümüzde özellikle öğrenme, hikayeleştirme, işte buna benzer birçok kavramlar çıkmaya başladı. Tersine mentorlukta işe yeni başlayan ya da hayal gücü kuvvetli olan, gelecek öngörüsü yüksek olan insanların yıllardır aynı kariyerde aynı işi yapan insanlara vizyon aşılaması da diyebiliriz. İşte toplum 5.0 burada devreye giriyor. Yani akıllı toplum. Özellikle genç nüfusun daha enerjik, daha sinerjik olduğu ve çevik dönüşümün, yaşı ilerleyen insanların, yetişkin insanların eğilme şansı zor oluyor. Eğilmekten kastım şu, eğitimin tanımından gidelim. Eğitimin Türkçe kökeni eğilmektir. Yani boyunduruk altına almak, yani dinlemeye açık olmak, öğrenmeye açık olmaktır aslında. Maalesef biz yetişkinler, belirli yaş içindeki insanlar, yani bir ağaçtan düşünün, bir de bir fidanı düşünün. Fidanı eğmek kolaydır ama koca bir çınarı eğmek çok zordur. İşte eğitimde de bu problemden karşılaşıldığı için çevik ya da agile dediğimiz, özellikle toplum 5.0'da ortaya çıkan bir faktör ortaya çıktı. Onda da şunu söylüyor, yenilenmezsen yenilirsin. İşte yenilenme kısmını özellikle son kuşak, ki insanlar çok değişik isimler veriyor bu kuşağa, ama milenyum ya da bu gelecek dünyayı bugünden inşa eden gençlerin özellikle daha aktif olduğu bir dönem. Şimdi yani evet, biraz daha elle tutulur bir şeyler anlatalım. Bilimden çok yani nasıl mutlu olunabilir? Mutluluk nedir? Yani siz sürekli gülümsüyorsunuz. Bunu neye borçlusunuz? Canların kullanabileceği bir şeylerden bahsedebilirsek onlar çok daha fazla ilgileneceklerdir. Bilimle şöyle biraz daha sosyolojik toplum, yaklaşım geldi zannediyorum. Toplum, gelenler kayboldular ortadan. Evet. Anladım. Toplum 5.0'dan girdiğimiz için özellikle oradan girdim. Teknik konulara girdi biraz. Şimdi mutluluk öğrenilebilen. Yani aslında mutsuzluğu öğrenmişizdir ama mutluluk öğrenilebilen bir duygudur. Şimdi günümüzde özellikle dikkat ediyorsunuzdur. İşte pozitif ol, gülümse, evrene gönder. Ondan sonra evrenden bir tane uzaylı iniyor. Bunun bir karikatürü vardı. Abla sen bugün evrene bir şey gönderdin mi? Gönderdim, ben onu yedim. Bir daha göndersene. Bizim evren dediğimiz yer, omuzumuz üstünde taşıdığımız dünyadan bahsediyoruz. Yani beynine gönderdiğimiz kısımdan bahsediyoruz. Şimdi beyin öyle bir
yapı ki. Yani ne akıllı, ne aptal, ne ileri zekalı, ne geri zekalı. Bunu sadece kullanabilme potansiyeliyle alakalı. Yani 85 milyar nöronun olduğu ya da salisede 2,5 milyon gigabayt üretebilen bir beynin, düşünceyi ya da bilgiyi işleyebilen bir beyni kullanabilme kapasitesiyle alakalı. Bir araç düşünün, çok iyi bir araç, atıyorum Ferrari. Yani çok güzel sürat yapıyor ya da konforlu ya da güvenilir. Ama siz bunu nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız o arabanın at arabasından ya da katır arabasından farkı kalmıyor. İşte omuzumuzun üzerine taşıdığımız o biyolojik bilgisayara gönderdiğimiz mesajlar bizi mutlu ya da mutsuz, alışkanlıklarımızı ortaya çıkartıyor. Mutluluk bir alışkanlıktır. Mükemmellik bir alışkanlıktır. Mutluluğu bir başka insanın mutsuz olmasından kaynaklı benim mutlu olmam ya da bir başka insandan benim mükemmel olmam değil. Kendi dünyamda ölçüsü vardır. Şimdi ben neye göre mutluyum? Ben kendime göre mutluyum. Mukaddes hocama göre mutlu muyum, değil miyim? Çünkü onun mutluluk anlayışı, onun yapısı, onun kültürlemesi, onun coğrafyası, onun coğrafyadaki yaşadığı kaderi, aldığı eğitimler ya da aile ortamı, fiziksel, biyolojik birçok ortamı farklı olabilir. Çünkü mutluluğun coğrafyayla, cinsiyetle, biyolojiyle, fizyolojiyle de çok büyük alakası vardır. Şimdi mutluluk tamamıyla tercihtir. Ben bunu genelde şeyle yapıyorum. İsra suresinin 13. ayetiyle karşılaştırıyorum. Diyoruz ki insanın, biz sizlerin kaderinizi tercihinize bağlı kıldık. Bunun mealini ben Türkçe olarak şöyle yapıyorum. Bir insan sürekli düşündüğü düşünceleri, hani şu kodlama ya da olumlama diyoruz ya, sürekli düşündüğü o düşünceler içselleşir. İçselleşen duygu ve düşünceleri alışkanlığı olur. Alışkanlıkları karakteri olur. Karakteri de kaderi olur. Eğer mutsuzsak içselleştirdiğimiz düşüncelerden başlamamız gerekiyor. Acaba ben ne düşünüyorum? Mesela sabah kalktım. Bugün harika bir gün olacak. Ya da nasılsın sorusunu sorduğumda iyi, ne iyi diyelim, ne kötü diyelim. Böyle bir niyetsizlik var. Mutluluğun niyetinle alakası var. Düşüncenle alakası var. Yani nasıl yemek yediğimizde obez olabiliyorsak ya da aşırı kilo alabiliyorsak ya da sağlıksız bir hayat sürebiliyorsak, sırf beslenme adı altında kendimize zarar veriyorsak, düşüncelerimiz de aynen beslenme gibidir. O vitaminler, mineraller gibidir, proteinler gibidir. Ne az ne fazla. Mesela evrene gönder dediğimizde neyi gönderdiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Aşırı mutluluk mu, aşırı mutsuzluk mu? Coğrafyadan girdik ya, coğrafya kaderimiz derken şu, bulunduğumuz coğrafya arabesk kültürüyle, daha çok Arap kültürüyle birbirine bağdaştığı için biz acılarımızdan bahsetmekten aşırı bir keyif alıyoruz. Aşırı bir motive oluyoruz sanki. İki insan yan yana oturduğunda hemen dertlerini anlatmaya başlıyorlar. Ya hiç mi güzel şeylerin yok? Hiç mi güzel anıların yok? Mesela bir örnek vermek gerekirse. Çocuğun biri annesinin yanına gidiyor, diyor ki NLP ne demektir diyor. Yani bizim insan mühendisi dediğimiz konuya gidiyoruz. NLP nedir anne diyor. Git diyor, şimdi karşı koltukta oturan dedenin yanına git ve şunu sor diyor. Dede nasılsın? Bizim Türk milletine nasılsın sorusu sorulduğunda iyi Allah'a şükür. Hani böyle bir saldım çayıra, Mevlam kayıra modeliyle bir cevap veriliyor. Dedesi diyor ki evladım diyor. Nasıl olayım ki diyor. İşte yaşlılık, bir ayağım çukurda, romatizmalarım var, işte migrenim var, o ağrım var, bu ağrım var. Allah'a şükür, buna şükür idare ediyoruz diyor ama surat düşük bir şekilde. Çocuk bir şey anlamıyor. Annesinin yanına gidiyor. Anne ben bir şey anlamadım diyor. Şimdi git de ki diyor. Dede, ikimizin senin aklına gelen, hafızanda olan en mutlu anımız var mı, varsa nedir diye bir sor bakalım diyor. Aynı şekilde soruyor. Dedesinin biraz önceki düşen suratı bir anda gülümsemeye başlıyor. Oğlum diyor, seninle o kadar çok güzel anılarımız var ki diyor.
hangi birini anlatayım diyor. Bir yılbaşı gecesiydi diyor. Annem baban diyor gezmeye eğlenmeye gitmişlerdi diyor. Sen de benimle kalmıştın diyor. Arkadaşların geldi diyor. İlla köpük banyosu yapalım dediniz diyor. Ben de şampuanı küvete doldurdum ama çok fazla doldurmuşum diyor. O kadar çok köpük yapmaya başladı ki diyor. Köpük suyu da açık unutmuşuz diyor. Küvetten taştı içeri kadar gitti. Annem baban geldi çok kızmıştı ama diyor. Çok eğlenmiştik diyor. İşte mutluluk yani düşünce yapısıyla alakalı. Soruların kendimize öncelikle biz hep böyle hayatı yargılayan, sorgulayan değil de yargılayan, eleştirisel konuşan, geliştirisel değil de yani sonucu olumlu bitecek bir soru ya da çözüme kavuşturacağımız bir şeyi sormaktan ziyade yargılama diline özellikle kendimize çok acımasız olduğumuz için, kendimize inanılmaz bir şekilde işkence yaptığımız için mutsuzluk alışkanlığımız olmaya başlıyor. Canlar O ne yüzden yazmışlar bakın hocam. Bizde mutlu olanı değil de mutsuz etmek için konuşur karşıdaki insanlar genelde diye yazmışlar. Karşıdakini mutsuz etmek üzere yani konuşurlar diyorlar sevgili hocam. Böyle tabii bir yani destek şimdi alalım diye şöyle yazmış insan insandan karşıdakiler. beslenen bir canlıdır. İnsan önce kendisinden beslenmesi lazım. Bize şunu öğretmediler. Aslında informal dediğimiz yani aileden, çevreden etkilenerek aldığımız eğitimde şu vardı. Hep önce bir anneni mutlu edeceksin, bir babayı mutlu edeceksin, öğretmenini mutlu edeceksin. Hep birilerinin gözüne girmeye çalışacaksın. İşte komşu kızı, Aysel'in kızı Sibel işte şöyle not almış. Bak ne kadar mutlu, ne kadar başarılı. Yani bizim eğitimimiz bize yönelik olmadı. Hep X kişilere, bizim dışımızdaki insanlara hep bir ölçüt olarak kullanıldı. Bir başkasının mutluluğu ölçü olarak kullanıldı. Bir başkasının başarı kriteri bizim kriterimiz oldu. Ya aynı karından çıkan biz üç kardeşiz. Benim abimle ya da kız kardeşimle olan duygularımız aynı değil ki. Yani o yüzden hep birilerine endeksli yaşadığımız için biz mutsuz olduk. O yüzden yazılan doğru. Yani hep mutsuzluğumuzu anlatıyoruz. Bir yarışı haline giriyoruz. Sanki böyle bir şeymiş gibi, kıdemmiş gibi, bir makammış gibi, bir kariyermiş gibi anlatıyoruz. Ve diyoruz ki bir mutluluk günceki tutmayı denedin mi? Mesela biz genelde soruyoruz arkadaşlara. Tamam senin mutsuzlukların bu, başarısızlıkların bu. Şimdi bir A4 kağıdı çıkar ve atıyorum 40 yaşındasın. Çocukluğundan bugüne kadar mutlu olduğun anları bir A4 kağıdına sığdırabilir misin? İnanın roman yazar ya. İnanın roman yazar. Yani hikaye o kadar kalın bir ansiklopedi yazar ki mutlu anları mutsuz anlarından daha fazla. Mutsuz an diye adlandırdığımıza gelelim o zaman. Mutsuzluk gerekli mi? Evet gerekli. Üzüntü gerekli. Yani bir yapay zeka bir robotik kodlamadaki ya da şu anki kullandığımız telefon ya da yayın Instagram'ı düşünürsek bunun bir kodlaması var. Bir sürü kodlama içerisinde insanın da bir sürü diğer benleri diye adlandırdığım üzüntülü beni, işte kararsız beni, mutsuz beni, duygulu, duyarlı ya da duygusal zekası yüksek olan beni, ne bileyim kararsız, öfkeli, üzüntülü, şiddete başvurabilen bir canlı. Ve biz bütün duygularımızla bir bütün canlıyız. Bunlardan birisini eksik ne fazla azaltırsak error verir, abartırsak da error verir. Yani hangi duyguyu? O zaman nedir formül? Mutlu insan duygularını tanıyan, duygularını yaşayabilen, duygularını yönetebilen insandır. Yani kendi duygularını tanıyacak. Ben eğer kendi duygularımı tanıyabilirsem karşımdaki insanın duygularını da tanıma fırsatım olacak. Kendi duygularımı yönetebilirsem duyarlı bir insan olabilmem için mesela duyarlı öfkeyle bastıran insanlar var. Ben hikayelerde görüyorum. Mesela hayvan duyarlılığı işte ya da doğa duyarlılığı bunu öfkeyle de aktaran insanlar var. Tamam sen duyarlı bir insansın ama duygu yönetiminde problem var. Vermen gereken mesajı verirken yanlış veriyorsun. Ne söylediğinden ziyade onu nasıl söylediğin bizim için çok önemli. Kime söyledin biliyor musunuz? Kendinize. Çünkü benim şu an size konuştuğum, kitleye konuştuğum bütün cümleleri önce kendime söylüyorum. Kendime söyleyip kendim tanıdım, kendim yönetebildiğim, kendi başardım, kendi yapabildiğim bir şey aktarabilirim. İnsanlar
başaramadığı şeyleri ya da ilham aldıkları ya da bir başkasının ölçüsüne göre ölçüt aldığı bir şeylerle mücadele ettiği için başarısız ya da mutsuz oluyor. Evet. Soru gelecek mi diye baktım. Hayır, hayır. Sizi dinliyoruz. Evet. Soru almıyorum herhalde hocam. Şöyle söylüyorum, yani benim hayat felsefemde şu var. Hayal etmeyi severseniz gerçekleştirmenin bağımlısı olursunuz. Bize hayal edebilme yetisini, yeteneğini elimizden aldılar. Daha çocukluk yaşta. Neydi? İşte Türk milleti özellikle sol lobu, sol beyni fazla çalıştırılan, sol lobunu, sol beynini kullanmasını öğretilen bir sistemden geçiyoruz. Yani sayısal zeka. İşte matematiği çok iyi bilmen gerekiyor. Fiziği çok iyi bilmen gerekiyor. Kimyayı çok iyi bilmen gerekiyor. Doktor olman gerekiyor. Mühendis olman gerekiyor. Şu olman gerekiyor, bu olman gerekiyor. Gereklilikler de zaten bize sunuluyor. İşte burada mutsuzluğun bir formülü ya da bir kodlaması atılıyor. Bu kodlama ne? Ebeveynlerimizin ya da yetiştiricilerimizin yarım kalan hikayelerini tamamlamak için koşturduğumuz süreçte bir bakıyorsunuz 30'lu 40'lı yaşlara gelmişsiniz. Ama ben doktor olmuşum fakat benim dokuma uymuyor. Ya da mühendis olmuşum, o kıyafet bana oturmadı. Ya da kolluk kuvvetleri ya da başka bir bilim ya da başka bir sanatla uğraşıyorum. Bana dediler ki işte aile müzisyen diyelim. İşte sen de gideceksin güzel sanatları okuyacaksın ya da işte buna benzer alanları okuyacaksın. Bana hiç soruldu mu? Ne olmak istediğim bana soruldu mu? İşte o dünyanın en mutlu insanı kavramı da orada geldi. 35 yaşında kendime sordum. Erkan sen ne olmak istiyorsun? İşte arkadaşların da dostlarımızın da kendisine şunu sorması gerekiyor. Ne olmak istiyorsun? Ne olmak istiyorsunun cevabı ütopik. Böyle çok uç noktalar olmamalı. Çünkü beceriler de çok önemli. Değerler de çok önemli. Yani yapımız da çok önemli. Benden motor ustası olur mu? Okursam mezun olurum, olur. Ama gerçekten motor ustası olur mu? Ya da bir kalp cerrahı olur mu? Ya da sizin gibi bir sosyolog ya da eczacı olabilir miyim? Ya da koçluk yapabilir miyim? Birçok soru var. Benim yeteneklerime uyuyor mu? Yeteneklerime uymayan bir yaşam standardı. Alışkanlıklarıma uymayan, doğama, beynime uymayan bir yaşam tarzını seçiyorsam mutsuz tabii ki oluyorum. O yüzden alışkanlıklarımızı ya da vermiş olduğumuz, bugüne kadar vermiş olduğumuz kararları gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu yüzden mutluluk tekrar öğrenilebiliyor. Özgüven gibi, özdeğer gibi, özsaygı gibi. Mutluluğun içerisinde üç bileşen var. Özsaygı, özdeğer, özgüven. İnsan özgüveni sağlamsa, bunu ukalalıkla, bencillikle falan karıştırmayalım. Özgüveni, güven duygusunu beslemişse, saygı duygusunu beslemişse, insanlara yarıştırmak yerine birbirine saygılı olmak öğretildi ve bu benim öz saygıma yerleştiyse ve öz değer benim en iyi değerim, en iyi potansiyelim bana gösterildiyse işte burada bir insan ortaya çıkıyor. Mutlu insan, zihinsel mutlu insan, ruhsal mutlu insan, bedensel ya da fiziksel mutlu insan, yani bir insan. Ben ortaya çıkıyorum. Evet. Evet hocam. Bitti mi anlatacaklarınız? Yok, hani belki bir şey gelirse, farklı bir karşılık gelirse diye bekledim. Bir yorum gelirse ben sorarım size, soru gelirse sevgili hocam. Evet. Arkadan belki sorular geliyordur dedim. Evet, yani mutluluğun entropi yasasıyla da bir bağlam kuruyoruz mesela. Entropi yasasına bilimsel girmeyeceğim, Türkçeleştireceğim onu. Şimdi entropi yasası doğada mesela sıcaklık arttığında soğukluk azalır. Karanlık çöktüğünde ışık azalır. Aydınlık ortaya çıktığında karanlık yok olur. Mutlulukta da eğer mutsuzluğu beslerseniz, mutluluğunuz azalır. Ama mutluluğa yatırım yaparsanız mutsuzluğunuz yok olur. Olumlu düşünün derken şunu söylüyoruz. Olumlu düşüncelerinizi besleyin. Bırakın olumsuz düşünceleriniz açlıktan ölsün diyoruz.
Tabii ki bu mecazi anlamda, ölümü fiziksel anlamda kullanmayalım. Mecazi anlamda. Yani iyi köpek, kötü köpek. Siyah köpek mi iyi, beyaz köpek mi iyi? Siz hangisine hangi anlamı katarsanız. Mesela bir çift ayrılmaya karar veriyor. Ama birbirlerini de çok seviyorlar. Bir türlü karar veremiyorlar. Bir tane çiçek var. Aralarında karar veriyorlar. Eğer bu çiçek ölürse ayrılalım. Bu çiçek yeşerir, açarsa Oo, çok birlikteliğimiz güzel. devam eder. Çok güzel bir hikaye. Evet hocam. Çok güzel. Bayılırım mesela bu hikayeye. Sonra akşamları kadın kocası ayrılmayı düşündüğü eşinden habersiz çiçeği suluyor. O yatıyor mesela, beyefendi kalkıyor, kocası kalkıyor, o suluyor. Birbirlerinden habersiz bir gün karanlıkta çarpışıyorlar. Işığı açıyorlar, ikisinin elinde su. Ne yapıyorsun diyor. İşte çiçeğin ölmemesi için mücadele ediyor. O zaman demek ki bizim de sevgimizi beslememiz gerekiyor. Köpek örneğinde de olduğu gibi, çiçek Çok örneğinde de güzel bir olduğu gibi, hikaye değil mi siz hocam bu? Çok güzel bir hikaye bu. bir şeyin Hakikaten. bitmesini istiyorsanız bitiyordur. Evet. Bir şeyin başlamasını istiyorsanız başlıyordur. Mutluluk bedel ödemekle alakalı bir şeydir. Yani bir bedeli vardır. Bir zahmeti vardır. Mesela içtiğimiz çay çok lezzetliyse şayet, bunun lezzetli olmasını sağlayan önce bir harmanı düşünün. Bakın harmanı. Yani Karadeniz'in, Rize'nin yamaçlarındaki, o dik yamaçlarındaki çay tarlalarını bir gözünüz önüne getirin. Hangi şartlarda toplandığını, nasıl emek verilip nasıl paketlendiğini, nasıl tezgahtan, nasıl sizin evinize geldiğini bir değerlendirin. Ne kadar işlemden geçiyor? Hadi buraya geçtik. Şimdi onu bir çaydanlığın içerisine koyup, suyu kaynatıp, o fokur fokur kaynayan suyu üstten demliyoruz. Sonra belli bir süre bekliyoruz, değil mi? Ve ateşler içerisinde o kızıl, bembeyaz su, kapkara bir cisim, kıpkızıl bir renge dönüşüyor. Ne kadar hoşumuza gidiyor. Bir de içerken de böyle afiyet olsun falan diyoruz kendimize. Ama ne kadar işlemden geçti. Bir somun ekmek fırından geçtiğimiz zaman nasıl kokusu burnumuza buram buram geliyor ama kaç santigrat derecede pişiyor. Şu an bizi bir çatalda toplayan tuğlalar 300 santigrat derecede pişiyor o sağlamlığa ulaşmak için. İşte mutluluk da bir süreçtir. Sonuç değildir. Bakın bir süreçtir. Biz sonuç gibi algılıyoruz. Yani bir şeye ulaştığım zaman, elde ettiğim zaman mutluyum. Şimdi ben sizin elinize bir elma verdim. Mutlu oldunuz. Elmayı da çok seviyorsunuz. İkinci elmayı verdim. Daha mutlu oldunuz. Üçüncü, dördüncü elmayı verdim de elmalar düşmeye başladı. Mutsuz oldum. Yani başka bir formül çıkıyor. Mutluluk neye sahip olduğundan ziyade sahip olduğundan kıldığın değer, onu koruyabilme, onunla yaşayabildiğin ölçüdür mutluluk. O yüzden en başta mutluluk şükretmektir dedim. Bir şeyi kader diyoruz ya, şimdi biz kaderizm oynuyoruz. Kaderi bilmiyoruz. Gerçekten kaderi bilmiyoruz. Kader şudur. Türkçe mayada gidiyorum yine. Sürekli bir şey iyileştirebilirseniz iyileştirirsiniz. Mücadeleden bahsediyoruz. Bir şeyi değiştirebilirseniz değiştirirsiniz. Bir şeyi geliştirmek için mücadele edersiniz. Değiştirebiliyorsanız o da olur. Eğer üçü de olmuyorsa kabullenirsiniz. Şükredersiniz. Cenab-ı Allah 7 yaşında belki ailemin hatası, belki tıbbın yoksunluğu, o zamanlar olmadı. İki kulağımın zarını kaybettim. Ve arkadaşlarım tarafından, çevrem tarafından Sağır Erkan lakabı. Bakın lakaplar da var böyle. Sağır Erkan lakabı. Yani mobbing aslında bu. Ciddi bir geleceğe bomba atmak, dinamit atmaktır. Yani herkes kaldıramaz bunu. Tam da benim kaldıramadığım dönemler. Fakat doktora gittim. 4 sefer ameliyat oldum. Her şeyi denedim. Ve yaş ilerledikçe hani yaşlılar diyor ya, işitme kaybı yüksek olan yaşlar, bana uzaydan sesler geliyor. Son 15 yıldır 3 tane farklı ses duyuyorum. 24 saat. 24 saat. Hıcırtı, çınlama, rüzgar sesi. Sizden şu an bunu anlatırken duyuyorum. Çok mücadele ettim. Bir başka insan intihar edebilir ya da ağır depresyon geçirebilir. İyileştirmeye çalıştım, olmadı.
Değiştirmeye çalıştım olmadı. Geliştirmeye çalıştım olmadı. Ne yaptım biliyor musunuz? Savaşmayı bıraktım. Onunla barıştım. Bak arkadaş, sen orada dur. Tamam, senin yerin orası. Misafir zannettim. Meğersem sen benimle birlikte bu dünyayı yaşayacaksın. Biraz hicivle anlatayım ki insanlar bunu çok felaketleştirmesin. Çünkü biz felaket tellallığını çok seviyoruz. Ve o günden sonra o duygumla ya da o fiziksel sorunla ya da o belki de psikolojik sorun. Ben onunla barıştım. Onunla kavga etmeyi bıraktım. Bakın kanser gibi buna benzer ciddi rahatsızlıkların hepsinin temelinde pozitif psikolojiyle beslersen, iyileşme oranın yüksek, negatif psikolojiyle beslersen yok olma ya da ölme oranı daha yüksek. Yani bütün hastalıkları fiziksel, biyolojik hiç fark etmez. Kolu yok. Bakın milli Hocam yüzükümüz var. Neydi balıkçımızın adı? bir taraf %90 mı kulak duymuyor? %95 sol kulak yok. Yani ben Öbür sağ taraf? kulağımı kapattığımda, şurayı kapattığımda buradan sizin sesinizi duymuyorum. Şu an duymuyorum. Burası ne kadar peki? Burada %45 kayıp var. Ha, %60. Sol kulakta şey diyor. Örs kemiği. Bana protez takılmak istendi. Bir de şu var hocam, bir de alışkanlık diyoruz ya, bakın benim beden dilim, canlı performansımı seyredenler bilir, şu anda da farkındaysanız beden dilini kullanıyorum, benim işitme kaybım beden dilini, vurguyu, notaları, müzik kulağını, buna benzer birçok şey görsel sanatlarda çok fazla gelişti. Ben bu yetimi düzeltmeye kalktığımda o yetimin eksileceğini düşünüyorum. Çünkü o eksiği, bakın kuantum diyoruz ya, Hocam dünya. şeylerde olduğu gibi yani mesela yarasalarda hiç gözleri görmez. Evet. Sadece kulaklarla. Ama kulaklarla o kadar fazla ki görmelerine gerek yok zaten. Değil mi? Titreşimden Titreşimle. yollarını buluyorlar. Bu herkes için böyle. Mesela bir tane ressam var biliyorsunuz, Türk ressam. Adamın şeyde İtalya'da Floransa'da orada inanılmaz bir şey var. Neydi o Floransa'daki kilisenin adı neydi, katedralin? Adamı götürüyorlar oraya. Adam görmüyor yani, hiç görmüyor. Ankaralı bir Türk ressam. Sadece şöyle bir dokunuyor duvarlarının uzunluğuna, şeye dokunuyor. Ondan sonra kubbesini dahil her tarafını çiziyor ve herkes şokta. Sadece güzel bir eserin estetik olarak altın oran dediniz, nasıl olabileceğini hayal ettiği için inanılmaz bir resim çiziyor ve çok şaşırıyorlar ve bir Türk, Ankaralı bir Türk. Adam diyor ki hiç görmediğim için resim yapma yeteneğim var. Görüyor olsaydım burayı, görüyor olsaydım bu kadar güzel çizemezdim diyor. Ben de işte o kısımdayım. Hani eksiklerimizi eğer bir teraziye koyarsak, aynen o mutluluk güncesinde verdiğim örnek gibi. Yayından haberdar değillermiş. Biraz canım sıkıldı. Canlar aynı şekilde birkaç günden beri yayınlarımızla ilgili bildirim gelmiyor. Lütfen sayfadan girin. Bu ara sayfadan girin. Saldırı iyice arttı sevgili canlarım. Evet. Evet, buyurun hocam. Yine hocam şu var, yani benim hayatımda beslendiğim, sizin anlattığınız bu örnekler kendi hayatımdan bildiğim için sürekli anlatıyorum. Mesela milli yüzücüğümüz, kızın adını unuttum, balık kızımız vardı. Kolları yok mesela ama dünya şampiyonu. Yani yüzmek el ve yani kol ve bacakla yapılan bir eylem bakıldığında. Fakat eli kolu olmadan da dünya birincisi olabiliyormuş mesela. Ya bu baktığın pencere, paradigma dediğimiz pencere. Şimdi çokça anlatırım ama yine anlatayım. Yayınımız müsait çünkü. Ayşe teyze her sabah kalkıyor. Bey bey diyor, bakar mısın diyor. Ne oldu Ayşe diyor. Karşı komşu o kadar pis pasaklık ediyor. Astığı çamaşırlar da pis diyor. Diyor sana ne el alemin kirli çamaşırlarından. Ya sana ne el alemin kirli çamaşırlarından. Sen önüne baksana diyor. Her gün bu şekilde şikayetler devam ederken bir gün Ayşe teyze bağırıyor. Bey diyor. Ne oldu Ayşe diyor. Yine ne oldu diyor. Sen karşı komşuya bir şey mi söyledin diyor. Niye ki diyor. Astığı çamaşırlar çok temiz diyor. Vallahi diyor Ayşe,
Ben tanımam, bitmem, bilmem, eylemem diyor. Ama diyor ben senin baktığın pencereyi temizledim diyor. Şimdi yani baktığımız pencere kendi penceremize döneceğiz. İşte paradigma derken buydu. Ben dünyanın en mutlu insanıyım dediğim zaman hocam en mutsuz insana kartvizitimi veriyorum. Şöyle bir bakıyor. Gülümseme sebebi oluyorum bir anda. Yani ne duymak istiyorsun? Neyi yaşamak istiyorsun? Hepsi senin tercihinde. Gelelim şu olumlama, afirmasyon ya da içselleştirme. Hani hayatıma güzellik nasıl katabilirim, neşeyi nasıl katabilirim falan diyoruz ya. Hocam burada bir samimi olmamız gerekiyor. Samimi olmamız gerekiyor. Yani kendimizi kandırmamamız gerekiyor. Hani 21 gün boyunca ben bir şey söylediğimde mutlu olur muyum? Yani ona inanman gerekiyor, hissetmen gerekiyor. Al yuvarlarında, ak yuvarlarında, hücrelerinde bunu hissetmen gerekiyor. Aynen bir çayın demlenmesi gibi saatlerce belki kaynaması gerekiyor. Biz ne istediğimizi kendimize samimiyetle söylersek ve bunun antrenmanlarını, alıştırmalarını, niyetlerini hangi engelleri karşılaştıksak karşılaşalım, her engelin aslında bir basamak olduğunu, görmemiz gereken bir şey olduğunu, farkına varamadığımız bir farkındalık yetimizin ortaya çıkmasını sağlayan bir unsur olduğunu kabul ettiğimizde, evrenle, yaradanla, oluşumla kavga etmeyi bıraktığımızda, bakın Ankara'da şu an sorun hava nasıl diye, genelde şunu yapacaklar. Ya hava çok kötü. Bu hava benim içimi karartıyor. O senin yağmurlu havan yazın hasadının daha bereketli olması için, yazın daha güzel geçmesi için oluşan bir hava. Yani biz elimizdekilerin kıymetini kıymetsizleştirip kendimize göre hava şartları, kendimize göre psikoloji, kendimize göre anne, kendimize göre patron, kendimize göre eğitim. Toplumda yaşıyorsunuz ya. Yani 8 milyarlık bir dünyada yaşıyorsunuz. Mavi kürede yaşıyorsunuz. Hiçbir şey senin istediğin gibi olmayacak. Yani dört dörtlük olmayacak. Şu dört dörtlük olmayı bir kenara koymamız lazım. Ressam örneğinde verdiniz. Hani görseydim gerçekten yani belki ressam olmayacaktı, müzisyen olacaktı. Şimdi ben de müzik kulağı vardı. Beethoven'ı biliyorsunuz. Beethoven, evet. Yani mesela bende müzik kulağı var. Diyorlar ki hocam sende kulak yok. Nasıl müzik kulağı? Müzik kulağının kulakla alakası yoktur. Yani normal işittiğimiz sesle alakası evet vardır. Bir etkidir ama tam etki değildir. Bu sağ lobun yani o bizim duygusal beynimizin, hatırlayan beynimizin, birçok özelliği olan beynimizin aslında daha aktif çalışmasıyla alakalı. Yani görsel insanlar daha iyi müziğe aşina olabilir. İlla işitsel olması gerekmiyor ki. Mesela kızım şey çalıyor. Melodika çalıyor. Ben müzik öğretmeni değilim. Bir nota düşüyor. Farkına varıyorum. Diyorum ki dur. Ne oldu? Bak orada düşük bir nota var. Yani bir yere bastın ve o müziği bozdu. Yani akordu bozdu. Notayı bozdu. Bağlama çalan arkadaşım var. Ben bağlama çalmasını bilmiyorum. Çocuklukta çalıyordum. Unuttum. Çalıyor. Bir yerde ses karışıyor. Diyorum ki bağlamanın diyorum akordu bozuk. Bakın bunların işitme ile alakası yok. Tamamıyla odaklanmayla. Neyi sevmek istediğinizle alakalı bir şey. Tek taş pırlanta seversiniz ya da bir tane elma seversiniz. Herkesin bir mutluluk anlayışı var değil mi? Eğitime dönüyorum tekrar. Bizim en büyük mutsuzluğumuzun sebebi yani disiplinler arasındaki eğitimlerden ziyade toplumsal ve aileden gelen eğitimlerimizle alakalı. Nasıl eğitimimizle alakalı? Ben gördüm, şey ben çektim, sen çekme. İşte ben yapamadım, sen yap. Yarım kalan hikayeler dedik ya, ailemizin yarım kalan hikayelerini tamamlamak için dünyaya getirilmişiz. Mesela ben işte imkanlarım yoktu. İsteseydim hukuk okurdum. Ama oğlum hukuk sana çok yakışır. Ya baba, ben müzikle uğraşmak istiyorum. Mesela müzikle uğraşmayı, spor bilimleriyle uğraşmayı gereksiz ihtiyaç olarak görüyorlar. Derslerinden kalacaksın, geri kalacaksın. Halbuki müzikle uğraşanlar, sporla uğraşanlar, sanatla uğraşanlar normal derslerde daha başarılı oluyor.
Bugün Leonardo da Vinci'ye de baktığınızda, işte Beethoven'a da baktığınızda, Fazıl Say'a da baktığınızda, buna benzer birçok insana baktığınızda birçok harikalar ortaya çıkabiliyor. Yani bu dünyaya sadece mühendis ya da doktor ya da avukat lazım değil ki. Bu dünyaya sanat da lazım. Bakın, kar lazım. Ne karı biliyor musunuz? Sanatkar, zanaatkar, bunlar lazım. Eğer zanaatkar gibi esnafkar buna benzer karlılıkları azaltırsak, yani üreten toplumu azaltır, sadece kapital, endüstriyel, yani maaşlı, çok iyi gelirli, çok iyi ev, çok iyi araba, en yüksek diplomalar, okuldan birincilikten mezun olmak. Okuldan birincilikten mezun olmuşsun ama iyi bir insan olamamışsın. Yaptığın ev yıkılıyor. Yani gelen hastaya insan muamelesi yapmayabiliyorsun. Ya da adalet için karşına çıkan bir insana suçlu ispat edilene kadar suçsuzdur kısmını, ya da Hipokrat yeminini, ya da buna benzer birçok yemini unutabiliyorsun. Niye? Çünkü duygularımız alındı. Zengin olmaya çalıştıkça duygularımız fakirleştirildi. Zengin olmaya, en iyisi olmaya çalışırken duygularımız fakirleşti. Mutluluk özgürleşmektir. Özünü gürleştirmektir. Özüne yaptığın yatırım seni mutlu edecek. Bencillikten bahsetmiyorum. Bencillikten ben olmaya doğru yaptığımız yolculuktur mutluluk aslında. Dünyada açmamız gereken bütün kapıların anahtarıdır mutluluk. Mutluluk ezber bozmaktır. Şimdi pandemide birçok televizyon kanalına çağırdılar. Dünyanın en mutlu insanı ya, tam da pandemi, herkes mutsuz, eve kapanmış. Hocam biz nasıl mutlu olabiliriz? Tamam bak, karını tanıyorsun, kocanı tanıyorsun, biliyorsunuz bunun esprisi çok geçti. Ya biz 10 yıllık evliyiz, 15 yıllık evliyiz ama karımı ya da kocamı yeni tanıyorum. Çocuğumun ne kadar güzel yetenekleri varmış, onun farkına vardım. İnteraktif olmayı öğrendik, birlikte nefes almayı öğrendik, doğayı dinlendirdik, doğaya yapılan zulmün yeşillenmesini gördük. Benim basın kartım vardı. Dışarı çok rahat çıkabiliyordum. Bir dershanenin de koordinatörlüğünü yaparken doğanın uyanışını seyrettim pandemide. Bakın bu büyük bir mutluluk. Bazen dinlenmemiz gerekiyor mutlu olabilmek için. Şehirler arası yolculuk yaparken hani kaptan bağırıyor ya, mola yerine neşiyor. Evet diyor, yarım saatlik bir molamız var Çaylar Şirket'ten. Eskiden böyle bir anons geliyordu. İşte mutluluk o Çaylar Şirket'ten demektir. O ara dinlenme molalarıdır. Orada kendimizi yenilemek, güncellemek, tazelemek, bir nefes almaktır. Mesela sağlıklı bir insanın 576 megapiksel görebilen bir gözünü söylediğimde gözleri ışıl ışıl açılıyor. Ah, benim gözüm elimdeki iPhone 14 Pro Max'ten daha mı iyi görüyor? Baba baba. Yani böyle bir kavram çıkıyor. Ya da işte 1 milyon 200 bin filtrasyon özelliği olan bir böbreğe sahipsin. Farkındalık yetisi bizi mutlu eder. Farkına varamadığımız zaman, işte öz farkındalık orada geliyor. Farkına varamadığımız şeyler, farkına varamadığımız için bizi mutsuz ediyor. Eğer kendi yetimizin bizden daha iyi neler olabileceğinin, benden daha, mesela benden bir masa olmuş, acaba benden bir dolap olabilir mi? Mesela oğlum, o zaman TEOG sınavıydı. Kulakları çınlasın. Babam bu örneği vermemi çok seviyor. Sınav arifesinde oğluma diyor ki senden gecik olmaz. Bakar mısınız motivasyona? Çocuk sabah sınava girecek. Ağlayarak beni arıyor. Baba diyor, dedem böyle söyledi. Dedim oğlum doğru söylemiş. Senden gecik olmaz. Nasıl yani dedi. Sen dedim salatalık mısın? Yani hıyar mısın? Şeyin malzemesi, cacığın malzemesi salatalıktır. Demek ki senden salatalık olmaz, senden cacık olmaz, senden güzel bir şeyler olacak ki deden bunu söylemişti, söylemek istedi. Bakın, motivasyonunu değiştiriyoruz. Kullandığımız dilin terbiye edilmesi gerekiyor. Evet, Ki oğlum ben haklısın. senin için kötülüğünü düşünmüyorum. Evet, hiçbir anne baba, hiçbir öğretmen, hiçbir doktor, hiçbir bilim insanı, bana göre konuşuyorum, kötülüğünü düşünmez. Ama kullandığım dil benim beynime nasıl hasar veriyor? Mesela bilim insanlarının yaptığı bir araştırma var. Bir çocuk
gelişme döneminde özellikle 5 ila 13 yaş arasında 148 bin defa yapma, elleme, dokunma gibi uyarıcılarda bulunuluyor. Ve o çocuğun beynine özellikle çocuk yaşlarda ebeveynleri tarafından zehirli pedagojik tohumlar ya da zehirli pedagojik eğitimler dediğimiz Türkçe tabirle zehirli tohumlar ekiliyor. Aynı sen de tıpkı baban gibisin. Ya da şunlara şunlara güven olmaz. Ya da işte şu insanlar şöyle insanlardır. Adam biyometri uzmanı ya, bakınca şak diye anlıyor. Yani yüzüne baktığı zaman nasıl bir karakter olduğunu anlıyor. Ön yargılarımız bizi mutsuz ediyor. Ön yargı neden oluşuyor biliyor musunuz? Rabbim dedi ki oku, biz anladık dedikodu. Yani okumayarak, araştırmayarak öğrenme yöntemini, yani okula gitme, bir şeyleri okuma olayını bir kapitelle, yani daha iyi bir kazanç. Bak oğlum oku. Niye? Baba iyi bir maaşın olsun. Bak kızım oku. Niye? Seni ezmesinler. Ya şimdi nereden çıktı? Bakın bu zehirli pedagojik bir tohum eğitimdir bu. Zehirli bir eğitim bu. Evet, evet, evet. Oy, oy, oy. Ayaklarının yani, üstüne basmak. Oku da ayaklarının üstüne bas. Mesela. Sanki okumasa, sanki bir kuaför olsa, sanki bir kötü bir insan olacak. Teknik bir adam olsa sanki kötü bir şeymiş gibi değil mi? Yani toplumda ayıplanacak değil mi? Bak mesela hocam ilkokul 1'deyiz. İskenderun'da Cemal Gürsel ilkokulu. Hiç unutmuyorum. Koridora girdik. Müdür hepimizi topladı. Gürültü yapıyoruz falan. Çocuğuz ya 7 yaşındayız. Gürültü yapacağız. Bizim işimiz o. Bizim doğamız o yani. Kulağımızdan tuttu. Okumazsanız dedi, bak dedi şu dedi hademe gibi, yani temizlikçi kadın gibi olursunuz dedi. Ben dedim ki müdürüm, ben temizlikçi olmak istiyorum dedim. Hadem olmak istiyorum dedim. 7 yaşındaki aklımla. Allah öyle yaratmış beni. Çocukluğumdan beri böyle bir cevap vereceğim insanlara. Niye ki dedi. O abla dedim, o teyze olmadan dedim bir sıralara oturamıyoruz. O temizliyor. Tuvaleti temizliyor. Koridorları temizliyor. Sanki kötü bir iş yapıyormuş gibi. Sokağa çıkıyorsunuz. Diyor ki ebeveyni çocuğuna, bak diyor okumazsan diyor çöpçüyü gösteriyor. Bunun gibi diyor çöp toplarsın diyor. Kağıtçıyı gösteriyor. Halbuki o kadar mükemmel bir iş yapıyorlar ki. Yani hem milli sermayeyi dönüştürüyorlar. Kazanca geri dönüşüm. Günümüzde moda oldu biliyorsun artık. Geri dönüşümler var. Çöp bidonlara ayrılıyor. Ama yıllarca o insanları hakir gördük. Kapıma çöp alan Fatma ablayı hakir gördük. Bakın mutsuzluk, işte endüstriyel, kapital bir karşılık, evet. Ölçü koyduk. Mesela kapital bir, hakikaten kapitalizmin şeyleri bunlar, uydurmaları. Ve bu kapitalizm yüzünden de hayatımızın belki 20 senesi okuyarak geçti hocam. Değil mi? Değil mi? Hayatımızın değil mi? 20 senesi oysa ki bize ezberlettiler yani. Her şeyi ezberlettiler. Biz bir şey bulmadık. Biz bir şey öğrenmedik. Bize yanlış coğrafya. Yanlış öğrettiler. Doğru düzgün coğrafya bilgi. Hadi tamam coğrafyayı öğren. Yanlış tarih. Biz tarihi yanlış öğrendik. Biz yani doğru düzgün edebiyat öğrenmedik. Biz bize tutturulan yani doktor tutturulanı öğrendi. Eczacı tutturulanı hepsi yanlıştı. Biz doğru düzgün bilgi de alamadık yani. Bize tutturdukları bilgileri, yalan bilgileri, her şeyin sahtesini öğrendik. Değil mi? Yani ve 20 evet. Senemizi de hakikaten hayatımızın en güzel yıllarını, 30 yaşına kadar olan zamanları okuyarak geçirdik. Saçma sapan ve yalan bilgilerle. Oysa ki toprak kazmayı, çiçek dikmeyi, orman dikmeyi, yani yerinde öğrenmeyi bize öğretselerdi biz hepimiz çoktan mutlu olacaktık. Hep ezberledik, hep ezberledik, ezberledik. Hayat benim 30 yaşına kadar okuyarak geçti. Herkesin öyle. Ben eminim yani. Evet. Eğitim 5.0 hocam, toplum 5.0 burada devreye giriyor. O teknik konuyu bilerek girdim başta. Şimdi bilginin obezitesi yaptılar bize. Yani obez olduk, bilgi obezi olduk.
30 yaşına geldik. Sizin o kadar mükemmel bir dokunuş yaptınız ki o yüzden arada duruyorum. Siz bir katkı sağlarsanız aklıma başka bir şey gelir diye. Çok güzel bir yere dokundunuz. Benim eğitimlerimde ya da insanlarla sohbetimde en çok vurguladığım yere geldik. 30 yaşına kadar, 35 yaşına kadar bana bir şey öğrettiler. Şiştim, şiştim, şiştim. Dediler ki bu yanlış. Yanlış ne demektir biliyor musunuz? Yediğim her şeyi geri çıkartmam lazım. Yani kusmam lazım. Şimdi ben nasıl kusacağım? 30 yıl oraya bir yazılım yapılmış. Oraya bilgi işlenmiş. İşlenmiş artık. Doğruyu, yanlışı. Artık günümüzde bir kavram var ya. Neye göre doğru, neye göre yanlış. Şimdi sisteme göre doğru ama özüme göre yanlış. Bana evet toplum olma kuralları vardır. Ben topluma saygılıyım. Topluma uyulması gereken kurallara uyarım. Sıkıntı yok bunda. Toplum olmanın, birey olmanın en güzel ahlakı, terbiye karakteridir bu. Buna kabul. Ama bırak ne düşüneceğime ben karar vereyim. Can buna güzel bir örnek vereyim. 1993 senesinde Sinop'ta tarih öğretmenim var hocam. Dersteyiz. Benim sayısal, sosyal bilimler kısmım çok kuvvetli. Mantık, sosyoloji, psikoloji, felsefe bunların hepsinde öğretmenlerimin gözdesiydim. Tarihte de özellikle. Mantık dersinden öğrenciler kaçardı, tek ben kalırdım sınıfta. Felsefe öğretmeniyle çatır 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 felsefe yapardık. Böyle bir beyim vardı. Ama bir gün, hocam ben mobbingi sevmeyen bir insanım kulaklardan dolayı. Duymuyorum ya, bazen şimdi üç sem sistemi var. Görsel, işitsel, dokunsal. İyi bir eğitmen ya da iyi bir anne baba, iyi bir yetiştirici bu üç sem sistemine hitap etmesi gerekiyor. Hele hele benim işitsel duyu organım zayıfsa bana bağırman gerekmiyor. Bana biraz vurgu, biraz dokunsal yaklaştığın zaman ben çok rahat anlayabiliyorum. Elinde bir metreden uzun bir cetveli var. Biz çocukluğumuzda hani bizim jenerasyon bilir. Çok büyük kazançtır aslında bu. Tek ayak üstünde ya da parmaklarımızın üzerine cetvel vurduğu dönemden bahsediyorum. Ben iyi ki o dönemi yaşamışım hocam diyorum. Neyse tam kafama vuracak benim raporum var. Şuradan yukarı vurulamıyor. Kulaktan dolayı. Erkan dedi ayağa kalk dedi. Hocam lise 2'deyim ya. Dedi ki bana İstanbul'un fethi İstanbul kaç yılında fethedilmiştir? Ya sayısal sayılarla alakalı böyle bir mobbing yapıldığı zaman benim beynim duruyor. Falan dedim. 1453 dedim. Sen dedi böyle mi sınava gireceksin dedi. Biraz kızdı. Biraz aşağılar gibi oldu. Ben de sinirlendim hocam. Cetveli kırdım elindeki. Ergeniz ya bir de. Ağrımıza gitti. Hocam kara tahtanın önüne çıktım. Gel dedim Ali hocam. İstanbul'u beraber fethedelim. Kılıç kalkan oynuyoruz. Bakın bugün yaratıcı drama dediğimiz ya da hikayeleştirerek anlatma dediğimiz olayı ben 1993 yılında Rabbim tarafından belki farkında olmadan bir yeteneğimi ortaya çıkarttım. Vuruşuyoruz. Dedim ki hocam Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan çıkartmamış olsaydı ne olurdu? Aha, Ali Hoca şaşırdı bir anda. Bak 1453'ü sormuyorum. Çünkü eğitimin amacı insanlara düşünmeyi öğretebilmektir. Düşünen insan üreten, düşünen insan mutluluğu da bir şekilde bulacak. Hocam aradan yıllar geçti. Tam bu Somali faciasının Somalilerden çıktı. Soma maden faciasının olduğu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrenme şenlikleri adı altında Türkiye'de etkinlikler yapılıyor. Ben de eğitici eğitmeniyim. Dediler ki Kırklareli'ne liderlik öğretmenlere liderlik eğitim verilecek. Şube müdürleri, işte okul müdürleri falan. Hocam gittik. Ben bir de oradan ayrılmayayım. Benim hayatken burada şimdi çok detaylandırmak istemiyorum. 13 yıllık bir Kırklareli Trakya hayatım var babamın mesleğinden dolayı. Bölge müdürü oldum, esnaf oldum, toptancı olduğum yere uzman eğitmen olarak gittim. Sahnedeyim hocam. Çoğu müdürü, çoğu okul öğretmenini falan tanıyorum. Esnaflığımdan tanıyorum. Ama beni tanımıyorlar. Çünkü ben kısa saçlı, inceden bir bıyığı olan bir adamdım. Saçlarım uzamış, küpe takmışım, sakalım var falan. Tanımıyorlar. Ah bir baktım hocam orada Ali hocam duruyor. Soyadını söylemeyeceğim. Yanlış anlaşılmasın diye. Ali hocamı gördüm. Ah
Sinop neresi? Kırklareli neresi? Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü olmuş. Ali hocam beni tanımıyor. Sahneye çıkardım hocam. Siz dedim ne öğretmenisiniz? Mahsustan soruyorum. Pot kırmamak için. Dedi ki tarih öğretmeniyim. Şu anki göreviniz ne? İlçe Milli Eğitim Müdürüyüm. Çok güzel. Ben de dedim Erkan Demir. Erkan Demir deyince şöyle bir duraksadı. Neyse. Eline su verdim. Stresle alakalı, yönetimle alakalı. Hani bunu kaç dakika tutarsanız yorulursunuz. Ben dedi sabaha kadar tutarım falan. Ensesine vuruyorum. İşte oyun oynatıyorum falan. Biraz şey yapıyorum. O ağır ya makam var ya, makam önünde biraz onunla hicivle biraz kafa yapıyorum. Ali hocam dedim, sene 1993. Cetvelinizi kim kırdı hatırlıyor musunuz? Aman Allah'ım dedi. Başladı ağlamaya. Gözleri doldu. Aldı mikrofonu. Eğer dedi ben bugün şube müdürü olduysam ve tarih dersini yanlış öğrettiğimi farkına vardıysam işte dedi bu çocuk sayesinde öğrendim dedi. Adam dedi cetvelimi kırdı. Tarih dersinin nasıl anlatılacağını bana öğrenciyken anlattı. O kadar ağladım hocam. Ben de ağladım. Yani ben sadece yıllar önce gördüğüm bir öğretmenden belki rövanş alıyordum. Ama o kadar güzel bir sonuç çıktı ki bize gerçekten yanlış öğrettiler. O kadar güzel söylediniz ki. Hocam bize matematiği de yanlış öğrettiler. Sordum. Bize bütün bilimleri, bütün tıp değil, eczacılık değil. Tabii, kesinlikle. Aranızdaydım. Matematik öğretmeni var mı dedim. Çıktı birisi böyle baktı çatık kaşı böyle çalı kaşları var. Benim dedi bana da mı lafım var. Matematik dedi değişmez bilimdir falan. Hocam dedim o havuz doldu mu? Güldü. Havuz Niye dedi? Bıktım. Hayır, niye dedi? Hocam ben dedim o havuz problemi yüzünden dedim matematik dersinden soğudum biliyor musunuz dedim. Erkan hocam dedim havuz problemi kalktı dedi. Şimdi dedim bana yazık değil mi dedim. Hani gençliğimi çürüttüm ben o havuzu doldurmak için dedim. Kalkmış mı şimdi? Kalkmış. Çok şükür. Hakikaten eğitimler sertti. Hocam, yıllarca inandım inşallah doğru bir anda gitti. Ya da doğrusunu öğrenmeye çalıştım. Hayatımızda da ailelerimiz tarafından. Bakın yine kötülemiyorum. Başka bir örnek verelim. Benim annem babam 35 yaşından sonra dünyanın en mutlu insanı olacağım dedim de veriyor oğlum bak sen hukuk okuyabilirdin. Sen dedi işte kafan zehir gibi çalışıyor. Git dedi yeniden bir üniversite oku. Turizm otelcilikten çıktım ben. Git dedi bir üniversite daha oku. Bak dedi sen profesör de olursun. Şöyle de olursun böyle. Ya bir devlet 657 ol. Devlet memuru ol. Sırtını bir sağlam al be kardeşim. Dedim anne benim ruhuma aykırı. Hani ben ruh beden, ruhun kıyafeti ya. Benim dedim bedenim oturmuyor yani o birinden üretim olmadan. Üretim yapılmıyor demiyorum. Yine tenzih ediyorum ama benim beynimdeki dünyamdan bahsediyorum. Sanki bugünlerin altyapısını oluşturmak için yıllarca hocam tuvalet yıkadım, çaycılık yaptım, tuğla ocağında çalıştım, simit sattım, jeton sattım, bilet sattım, su sattım İstanbul'da. Bakın gittiğim her memlekette marangozda çalıştım. Ya yani polis çocuğuyduk. Yaz tatili 15 tatil bizim için fırsattı. Bakın bütün insan kaynakları diye adlandırılan bütün birimlerde tek tek çalıştım. Bugün bir şirkette çay nasıl yapılır ya da bir şirket nasıl yönetilir, temizlik nasıl yapılır derseniz ben bunu çok rahat anlatabiliyorum. Hocam Vehbi Koç'un bir sözü vardı hatırlar mısın? Yok Sakıp Sabancı'nın bir sözü Sabancı. Vardı. Şey derdi yani bir yere gelmek için bir fabrikada müdür olmak için önce tuvaletleri temizlemekle başlamalısın. Aynen öyle. Aynen Ki öyle. tuvaletleri temizleyen adam senin hakkında ne düşünüyor bil. Tuvaletleri temizleyen adam hangi psikolojinin içinde bil. Çaycı ol. Çayı yapan adam senin hakkında ne düşünüyor bil. Çayı yapan adam herkes hakkında ne düşünüyor bil. Yani onun için sıfırdan başlamak lazım. Yani o anlamda hakikaten sizin de bir şeyler yapıyor olmanız iyi. Sıfırdan başlamak yani okuldan daha etkilidir biliyor musunuz aslında bunlar? Pratik Hocam deneyimler. işte okul kavramını karıştırıyoruz. Şimdi ben yine çok fazla teknik detaya girmeden şunu söylemek isterim. Eğitimin milli eğitimdeki eğitici eğitimi müfredattaki tanımı şudur. İstendik
davranışlar meydana getirebilmektir hocam, bir cümlesi. Eğitimin anlamı. Yani belli bir disiplin adı altında, belli bir çatı altında. Şimdi Mahmut Hoca, babam sınıfının Mahmut Hocası ne diyor? Okul her yerdir diyor. Okul bahçedir, okul ormandır, okul doğadır. İlla dört duvar olması gerekmiyor. Yani ve istendik davranışlar meydana getirmek. Şimdi bizden bir sistem adına, evet güzel, oluşturulması gereken bir disiplin muhakkak vardır. Bir disipline itiraz etmiyoruz. Ama bakın, düşünebilen insan yetiştirdiğinizde, Ar-Ge'ye yatırım yaptığınızda, Ar-Ge nedir biliyor musunuz? O restoranda, kafede bir şey yiyorsunuz ya, onun arka mutfağı var ya, o arka mutfaktaki aşçı ablam var ya, her zaman yediğin salatanın dışında bir şey yapıyor size. Öyle bir salata yapıyor ki Ar-Ge. Yani esas pazarlama alanı. Yani bana, ben de şimdi marul keserim, ben de soğan keserim, ben de domates keserim. Ya yani ne var onda? Ben de bir gavur salatası, gavur dağı salatası yapabilirim. Ne olacak? Demekle olmuyor bu iş. Onun bir Ar-Ge'si var. Yani inovasyon var. Orada bir düşünce var. Orada bir duygu var. Orada bir his var. Orada parmağın kattığı bir lezzet var. Orada gözün kattığı bir lezzet var. Ar-Ge. Eğer bizim Ar-Ge'mize, insan dünyamızdan bahsediyorum, Ar-Ge'mize bir yatırım yapılma bize öğretilebilseydi, o 30'lu yaşlarımızı neden kaybettik diye sorgulamazdık. Peki hocam, oldu bitti. Okutulmadı. Şimdi bir Aziz Sancar olabilmek için Mardin'in köyünde bir çoban olmak gerekiyordu belki. Çünkü insan yaşamının ne kadar kıymetli olduğunu Aziz Sancar o zaman öğrenebildi. Ve ona yatırım yaptı ve Nobel ödülü aldı, değil mi? Şimdi Erkan Demir'in böyle olması için bunları yaşamış olması gerekiyordu. Mukaddis hocamın bu kadar değerli bilgilere sahip, bu kadar geniş kitlelere sahip, bu kadar enerjisi yüksek, insanların hayatına yararlı tohumlar eken bir insan olabilmesi için o cefayı çekmesi lazımdı. Belki de o yanlışlardan geçmesi lazımdı ki biz bugün doğruları anlatabilelim hocam. Şimdi mutluluk bilimi ya da insan mühendisliğimiz kısım burada devreye giriyor. Şimdi insan mühendislik olmadan Türkçe bugüne kadar yapılan yazılım yapıldı. Şimdi insanın öğrenme şekli nasıl oluşuyor? Mutluluğu nasıl öğreniyor? Hani mutluluk, hocam sesim geliyor mu arada? Evet Benden evet mi sizden sesiniz mi? sesiniz geliyor sesiniz geliyor. Ara ara geldiniz hocam. Tamam. Hı. Tamam. Şimdi hocam şeye bakıyorum ben. Hani bir akıllıya 40 sefer deli demişler, deli olmuş ya. O zaman bir deli 40 sefer akıl dendi, akıllı olabiliyor mu? Evet, olabiliyor. Şimdi burada bizim zihin haritası dediğimiz bir haritamız var. Yazılımın, hani insanların anlayacağı dilde konuşuyorum. Yazılımın yapıldığı, programın yapıldığı bir yer var. Peki hocam, şimdi şu an canlı yayına bağlanabilmeniz bilmeniz için siz nasıl bir komut veriyorsunuz? Telefona parmağınızla basıyorsunuz. İşte oradaki şeylerden, uygulamalardan Instagram'a tıklıyorsunuz. Sağda saate bakıyorsunuz. Sonra hikaye şeye canlı yayına basıyorsunuz. Bir komut veriyorsunuz. Şimdi bizim beynimize de komutu veren nedir acaba? Dil. Dil. Bütün yazılımı yapan, tamam, kulak sizden geliyor, oradan geliyor, eğitimlerden, informal eğitim, çevre eğitim, el alem terör örgütü diyorum, oradan da geliyor. El alem ne der diyoruz ya, ona da ben terör örgütü koydum adını. Onlardan geliyor, kabul ettim. Yapılan araştırmalarda insanların mutsuz olmasının sebebi %15 aldığı eğitim. %15 yönetim, eğitim aileden ve okuldan, çevresinden. Yönetim de ailesinden, patronundan, çevresinden. %20 hocam. İşte ne %35? Gel, %15 de yetersiz kaynaklar diyelim. %50 hocam. Evet, senin mutsuz olmanın sebebi %50. Ama diğer kalan %50'si neymiş biliyor musun hocam? Paradigma, yani senin dünyaya baktığın pencere. 30 yılımı yargılayabilirim. 30 yılımı suçlayabilirim. Ben 35 yaşında bunu yaptım hocam. 35 yaşında yargıladım,
darmadağın ettim. İki tane kalp krizi geçirdim. 15 dakikalık morgla ambulans arasında bir yaşam mücadelesi verdim. Son anda doktorun darbesi, Cenab-ı Allah'ın izniyle dünyaya geldim. Bir hizmetimin olduğunun, hizmetin eksik kaldığının farkına varmam gerektiği 35 yaşında bana öğretildi. İlahi sistem tarafından öğretildi. Ve ben farkına vardığımda şikayet etmekten vazgeçtim hocam. Savaşmaktan vazgeçtim. Dünyada hiçbir savaşın kazananı olmamıştır. Savaşı çıkartanların Müthiş. kazancı vardır. Ama İki defa mı savaşanların... kalp krizi geçirdiniz hocam bir de? Evet, 35 yaşında. Çok hocam, 1,5 milyon dolara batmıştım. Hani eşimden ayrılmıştım. 7 tane minibüsüm vardı. 2 tane evim vardı. Çok büyük bir ticari hacmim vardı. Ben eğitmenlikten önce birçok global şirkette, uluslararası şirketlerde bölge müdürlüğü yapmış bir insanım hocam. Ve çocukluğumdan beri hayallerinden uzaklaşmış, parası olursa, kazancı yüksek olursa mutlu olabileceğine inanmış, ama 35 yaşında parasının, minibüsünün, evlerinin, arabalarının olduğunu gördüğünde, ama mutsuz olduğunun farkına varınca bir gecede her şeyi bitirdim hocam. Vazgeçtim. Zihin işte, Vazgeçtim. Bu hayat dedim zihin. beni mutsuz ediyor. Benim çocukluk hayalim vardı. Neydi? Yazar olmak, şair olmak, kitlelerin karşısına Yani çıkmaktı. aslında paranın ya da malın mülkün mutlu etmediğini anlayıp göz göre göre kaybettiniz o zaman zihin olarak Hocam, bence. arkadaşlar, dostlar yanlış anlamasın, sevgili dinleyenler. Buna cevap geliyor. Para adamı mutsuz eder demiyorum. İşte Size bilinçaltınız ait mı öyle olmayan, inandı acaba? hayatınızı harcadınız, para için sağlığınız, para için karakteriniz, para için özbenliğinizden uzaklaşmak beni rahatsız etti. Yani o kadar çok çalışıyordum ki hocam, kendimden uzaklaşmışım. Kapital dünyanın yarattığı mutluluk beni mutlu ettiğini zannetmişim. Her şeye sahip olmak duygusu beni mutlu edecek diye düşünmüşüm. İstediğim restoranda yemek yemek, canım istediği zaman şehir dışına çıkmak, yurt dışına çıkmak beni mutlu edeceğini düşünmüşüm. Fakat özümdeki benle karşılaştığımda, yüzleştiğimde, Erkan bu değil. Yani o da güzel bir hizmet. Hocam sanatkar, hizmetkar, neydi? Zanaatkar, hizmetkar, işte buna benzer bir sürü hizmet vardır dünyada, sektör vardır. Biz hizmet sektöründen ziyade ticaretle alakalı bir hizmeti, hani şu andaki hizmet sektörünün dışında öyle bir hizmet tercih etmişiz. Onun son kullanma tarihi hocam 2010 yılında tükenmiş. 35 yaşında tükenmiş. Ve son kullanma tarihi biten bir ürünü kullanmaya devam ederseniz o sizi hasta eder. Türkçesi bu. Ben de son kullanma tarihi biten duygularımı kenara koydum. Hocam kenara koydum. Atmadım bakın, kenara koydum. Sonra içimde doğmayı bekleyen yeni ürün, yani aslında yeni ürün değil. Hocam kişisel değişim, kişisel gelişim diye bir şey yoktur benim için. Özünle buluşmak vardır. Yani insan değişmez hocam. Bizim bu sizin yaptığınız hizmet, bizim yaptığımız hizmetlerin ortak gayesi şu: özünle tanışmak aslında. Özünün ne kadar kıymetli, yani özgürleştirmek istiyoruz insanları. Özgürlükten kastımız kural tanımayan, istediğini yapan, pervasızca yaşayan insanlar değil. Anın farkında olan, kendisinin farkında olan, o altın oran dediğimiz insan mühendisliği altın oran da şöyle bir şey hocam. Mesela insan mühendisliği nasıl ortaya çıkmış? Dünyadaki başarıyı yakalamış insanların alışkanlıkları programlanmış, modifiye edilmiş, insandan insana kendi altın oranını yakalayabilecek, yani en iyi ben, öz benden bahsediyorum. Öz benini tanıştırabilmesi için yaptığımız bir yolculuk. Ve ben 35 yaşında bu yolculuğa başlayacağım dediğimde hocam, çok canım yandı. Egomla savaştım. Mutlu olabilmek için egondan savaşman gerekiyor. Egonu atman gerekiyor demiyorum bakın hocam. Egondan tanışıyorsun. Aa, tüccar Erkan. Erkan Ağa. İstediğini alıp yiyebilen, satabilen Erkan. Bir anda Nasrettin Hoca'nın hikayesine döndü hocam. Ye kürküm, hani kürk gitti, poz gitti. Neydi?
takke düştü, kel ortaya çıktı. Ne yapacağız? Ego yaptı. Ego insanı dış dünyaya karşı koruyan aslında bir antivirüs kalkanı diyebiliriz. İnsan için lazım olan bir korunma diyebiliriz. Ama bu bize uçan balonmuş hocam, onu gördük. Birisi geldi ineği, birisi derken yaradan geldi, o ineği vurdu balona, ben bir anda çakıldım. Sonra Rabbimle aramda fiziki değil, sükunet duası diyorum hocam ben buna. Rabbimle aramda yaşadıklarımdan ben bir isyan ediyorum. Mesela beni iyileştir Allah'ım diyorum. Diyor ki ben diyor hani ruh hasta olmaz diyor. Beden hasta olur diyor. O da diyor hani kendini iyileşebilirsin diyor. Ama iyi olman için diyor gerekli olan duygu, gerekli olan yapıyı sana verdiğimi hatırla diyor. Mesela hep ver bana diye dua ediyorum hocam. Her şeyde ver bana. İşte bana sağlıklı bir beyin var. Diyor ki ben sana beyin verdim zaten diyor. Bunu sağlıklı kılacak, verimli kullanacak da sensin diyor. İşte beni iyi insanlarla karşılaştır diyorum. Diyor ki beni hani dünya zaten iyi diyor. Kötüleştiren diyor insanın kendisidir diyor. İyi ya da kötü senin dünyaya bakış açına bağlı diyor. Hocam en sonunda diyorum ki Rabbim sana duyduğum sevgiyi tüm canlılara da duymak istiyorum dediğimde, tabii fiziksel bir konuşma değil bu, tekrar hatırlatıyorum. Oh be diyor, sonunda doğru bir şey istedim diyor. Biz isteklerimizde dua ederken bile ver bana diye dua ediyoruz hocam. Ruhu olgunlaşmış olan insanlar vermemi sağla diye dua eder. Ruhu olgunlaşmamış olan insanlar ver bana diye dua eder. Çocukluğumuzdan beri hep ver bana öğretildi hocam bize. Ettiğimiz, bakın bilim dediniz ya, ettiğimiz duayı bile yanlış anlatmışız. Yani diyoruz ki mesela yine hani mutluluktan giriyorum. Ben bugün hasta olmak istemiyorum. Şimdi beyin diyor ki ağzından çıkan her şey benim için bir komuttur, emirdir. Emrine amadeyim diyor. Ne söylersen onu yaparım diyor. Yani olumlu ya da olumsuz olarak algılamıyor. Ve seni hasta ediyor. Beyin diyor ki benden bir şey iste. Aynı o sihirli lambadaki Alaaddin gibi düşünün. Bu sihirli lamba ve Alaaddin. Alaaddin de sizsiniz. Dile benden ne dilersen. Dilediğin her şey gerçekleşecek diyor aslında. İyi ya da kötü. Ben sağlıklı bir insan olmak istiyorum. Hemen beyin seni sağlıklı olabilecek konfor alanına sokmaya başlıyor. Ve isteklerimizi emir kipiyle değil hocam. Ya da mema ekini kullanmadan söylememiz gerekiyor. Mesela hocam lütfen o elindeki çayı dökmeyin. 2 dakika sonra belki dökülecek o. Dökme değil. Dikkatli olun. Ya da işte bana kızma. Değil de bana saygılı ol. Ben seni halbuki ne kadar çok seviyorum. Hani ben senin duygularına önem veriyorum. Lütfen aynı ölçüde benim de duygularıma önem verir misin? Bakın eleştirisel dili bırakıp geliştirisel dil kullanmamız gerekiyor. Yargılayıcı dili bırakıp geliştirici, sorgulayıcı, sorgulamak, suçlamak değildir hocam. Sorgulamak aslında göremediğimiz kapının aralanması demektir. Şüphe etmek gerekiyor. Bilimde şüphe vardır hocam. İnsan insandan şüphe etmek değil. Bilgiye ulaşabilmek için şüphe etmek gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi acaba bu doğru mu dediniz ya. Yıllarca bize yanlış öğretildi. Demek ki şüphe bilimin, ilimin kapısını aralıyor. Yargı değil ama. Yargı kapatıyor. Yargı bütün dünyamızı kapatıyor hocam. Katkı sağlamak istersiniz diye bir soluklanayım hocam. Şey soruyorlar, demin sordular, negatif insanlar, etrafımızdaki negatif insanlar, sürekli negatifler var. Onları nasıl uzaklaştıralım? Bunlar yapışıyorlar diye deminki konuyla ilgili 5-6 kişi yazdı. Hocam harika bir yer. Aklımdaydı. Konu konuya geçince oraya ne zaman gelir dedim. Süper oldu. Şimdi hocam. Hani çok meşhur bir laf var ya, sosyal medyada geçiyor. İnsan ortalamasının bir ürünüdür. Yani çevrendeki 5-10 kişi neyse ya da bizim eski
atasözü tabiriyle bana komşunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Ya da bana babanı anneni söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Olayı var ya. Evet. Şimdi insan beslenen bir canlı. Hem duygusal beslenen, biyolojik beslenen, her türlü beslenen. Ama ilahiyatla, yani duyguyla, ilimle, bilimle, bilgiyle ya da yemekle, buna benzer doğayla beslenen bir canlı. Neyle beslendiğimize dikkat etmemiz gerekiyor hocam. Ve beslendiğimiz o duyguların birer gıda gibi vücudumuza, ekolojimize, kendi ekolojimize nasıl katkılar sağlayacağını farkında olmamız gerekiyor. Yani her şeyi tek tek incelemekten bahsetmiyorum. Hani bir formülden, bir kodlamadan da bahsetmiyorum. Bir şeylerin doğru yolunda gidilmesi için o alışkanlık, karakter, kader demiştim mi hocam? Afirmasyon dediğimiz ya da olumlama dediğimiz, içselleştirme dediğimiz olayın harekete geçebilmesi için çevre çok büyük bir rol aslında. Yani %50 de olsa bir büyük faktör. Şimdi siz çevrenizde negatif odağa sahip insanlarla takılıyorsanız, onlarla bir hayat sürüyorsanız, onları nasıl uzaklaştıracağız diye soruyorlar. Aynen. İşte oraya geliyorum. Şimdi bu sizi olumsuz bir şekilde besliyorsa atamıyorsunuz. Çünkü bu sizin belki anneniz, belki babanız, belki canınız, belki ciğeriniz, karındaşınız. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Ne yapacağız? Siz değişeceksiniz. Siz değişeceksiniz. Psikolojinizi koruma altına alacaksınız. Onların, sizin bir anneniz, bir babanız, çok sevdiğiniz, karındaşınız ya da yakınınız olduğunu kabul edeceksiniz. Aynı benim kulakta olduğu gibi hocam. Kulakta olduğu gibi. Onları kabul edeceksiniz ve kenara koyacaksınız. Atmayacaksınız. Babamla benim gençliğimin hikayesi. Çok sinirli, çok agresif mesleğinden dolayı aynı ürünle beslenen çocuğu da çok sinirli ve agresif refleksler veriyor. Bir çocuk babasını değiştirmeye kalkarsa ne olur hocam? Değiştiremez. Değiştiremez. Yani yılların, şu an benim Allah annesi babası vefat etmiş olanların hani mekanı cennet olsun, yaşayanlara da Allah uzun ömür versin diyorum. Babam 73 yaşında. Şimdi ben babamı nasıl değiştiririm ya bugün? Koca bir dağ olmuş dağ. Tünel de açamıyorsun. Öyle bir dağ ki tünel açamıyorsun. Ne yapacağız? O dağla yaşamayı öğreneceğiz. Nasıl yaşamayı öğreneceğiz? Hocam, dünyayı değiştirmeden önce kendini değiştirirsen dünyanda değişmeye başlıyor. En güzel örneği benim babamdır. Hocam, ben babamla aslında pamuk gibi mükemmel bir insanmış ama verdiğim reflekslerden dolayı iki tane, hani deli deli görünce derler ya hocam, iki tane böyle sinirli insan karşılaşınca verdiği refleks de o. Diyor ki ben babayım. Ben değişmem. Ama ben babamla olan iletişimimi, duygularımı ifade ediş şekillerimi, nerede incildiğimi, nerede kırıldığımı, onunla nasıl gurur duyduğumu, buna benzer birçok yapıcı, geliştirici ve olumlu diller kullanarak, hocam babam o kadar mükemmel bir canlıymış ki babamın iyi yönünü ortaya çıkarttım. Yine beslemek kısmına geliyor. Evet, 20 yıl, 30 yıl beslendiğimiz coğrafya, aile, mahalle, bir çatı altında bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Ben bugün Adana'nın bilmem neresinde yaşarken ya da Silopi'de yaşarken İstanbul'daki hayatı belki yaşayamayabilirim. Belki New York'taki hayatı ya da Paris'teki hayatı yaşamayabilirim. İstediğim bir hayat var diyelim. Oralarda yaşamak istiyorum. Fakat imkanlarım da buraya gitmeye elverişli değil. O zaman kendi yaşadığım evi, kendi yaşadığım dünyayı Paris, İstanbul yaparım. Yani kendi dünyamdan başlarım. Konu bu hocam. Yani başka türlü negatif hocam, aslında negatif çevre diye bir şey yok. Negatif odak, pozitif odak diye bir şey var. Atlamadan buraya da vurgulayayım. Pozitif odaklı insanlar, pozitif odağı olan insanlar etki alanı genişler hocam. Çevresinde ona göre pozitif odaklı insanlar çoğalır. Negatif odağı olan insanların etki alanı daralır
Ve çevresinde de onu besleyen insanlar toplanmaya başlar. Mesela ben bugün Ankara'da yeni mahalle sokağa çıktığımda, mahalleyi gezdiğimde hocam, esnaflara, yolda gördüğüm kağıtçıya, çöpçüye selam veriyorum. Nasılsın diyorum, kolay gelsin diyorum, selamun aleyküm diyorum. Veyahut da başka bir şey diyorum, merhaba diyorum, hayırlı işler de olsun diyorum, bereketli olsun diyorum. Hocam gülümseme dağıtıyorum ama benim yapımda var, hani satmıyorum. Gülümseme dağıtıyorum. Bomerang diyoruz ya hocam. Gülümsemek evet. Bomeranktır. Mutluluk bir bomeranktır. Yani evrene gönderdiğin değil, bomeranktan bahsediyoruz. Ve benim o gülümsemem hocam, oradaki kağıt toplayan ya da benim kasabımı, bakkalımı mutlu ederken, o kasaba, o bakkala, o esnafa gelen diğer insanlara da bulaşmaya başlıyor. O müşteri eve gittiğinde kocasına, çoluğuna, çocuğuna bulaştırmaya başlıyor. O çocuk okula gittiğinde sınıf arkadaşlarına bulaştırıyor. Hocam mutluluk bulaşıcıdır ya. Yani pozitif de bulaşıcıdır. Ha, dertsiz, tasasız, kedersiz yaşanmayacak. Bunları da yaşayacağız. Ama kurban psikolojisinden kurtulmayı deneyeceğiz. Konfor alanımızı zorlayacağız hocam. Zorlayacağız. Müsaadeniz olursa hani İstakoz hikayesinden bahsetmek isterim. Kabuğunu kırmak, hani negatif odaklanıyor hocam. Yavaş yavaş toparlayalım. Tabii ki hocam. Evet. Tabii. İstakoz'da baktığınızda dünyanın en sert kabuklu canlıları, deniz canlıları diye geçer. Halbuki dünyanın en yumuşak dokusuna sahip canlılarından biridir aslında. İstakozlar dünyaya geldiğinde o iç dokularına uygun kabukla yaşarlar. Ama iç dokusu büyümeye başlayınca o kabuk artık ona dar gelmeye başlar. Ve bir karar vermek zorunda. Kabuğunu kıracak. Diğer işte saldırgan hayvanlardan, balıklardan falan kurtulmak için bir kayanın altına giriyor. Kabuğunu kırıyor. Var olan dokusuna uygun tekrar kabuk üretiyor. Ne bu? Konfor alanından çıkmak hocam. Yani aa, hep müthiş. Suçlu, hep kabahatli, hep birilerini ararsak bulursun. Müthiş. Ama çözümün bende olduğunu bilirsen çözümü daha kolay bulursun. Yani insanlar mutsuz olmak için verdiği çabanın onda birine mutluluğu öğrenmeye ayırsa daha da kolay mutlu olabileceklerine inanıyorum hocam. Müthişsiniz sevgili hocam. Sevgili canlar, yukarıda Mukaddes Pekin Başdilik'in yanında var. Sevgili Doktor Erkan Demir şey olarak geçiyor. Dünyanın en mutlu insanı olarak geçiyor Instagram'da. Takip alırsınız. Şimdi videoyu kaydettiğimde oraya da koyacağım ben. Oraya da etiketleyeceğim. Oradan da takip alabilirsiniz. Sevgili canlar, sayfayı takip edin. Sevgili hocam, çok teşekkür ediyorum size. Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti gerçekten. Yüreğinize sağlık. Gönlünüze sağlık. Varlığınıza Hocam, şükran. Çok teşekkürler sevgili hocam. Yaptığınız hizmet o kadar kutsal bir hizmet ki biz buna katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Biz çok teşekkür ederiz. Çünkü muhakkak ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu ağızlar daha farklı mesajlar veriyor. Sizler bunları çok güzel işliyorsunuz aslında. Çok güzel de anlatıyorsunuz. Ama bu fırsat bizim elimize geçmişken, biz de bunları dile getirmişken bu bizi mutlu, onurlu ve gururlu yaptı. Çok teşekkür Cansınız. ederiz yayınınıza bizi aldığınız için. Çok teşekkürler. Cansınız. Biz teşekkür ederiz. Bizim için onur.